Bismillahirrahmanirrahim. Elfiye derslerinin ikinci videosu. Bu videomuz Elfiye'nin ikinci videosudur. Dersimizin ağırlığını 11. ve 12. beyt oluşturmakta. 12. beyte de kısaca değineceğiz. Tabi önce bir evvela hepsini okuyalım. Şu an görmekte olunan metni okuyacağız. Ardından şerhlere geçeceğiz. Daha önce söylediğimiz üzere Elfiye'nin pek çok şerhi var. Bugün buna dair 4 farklı şerh okuyacağız. İlk başta Delil-ü Salik'ten bir kısım okuyacağız. Sonra Allame Suyuti'den bir kısım okuyacağız. Ardından İbn-i Akil'den 3-4 sayfa şerh okuruz. İbn-i Hişam'dan da yine bir 3-4 sayfa okuyarak kapatmayı düşünüyoruz. Allah her birine rahmet etsin. Amin. Konumuz isim, fiil, harf ve bunları ayırt etmeye yöneliktir. Evvela metni, ana metni bir okuyalım. Kelamuna lafzun mufidun kestegim vesmun ve fi'lun sümme harfunil kelim vahiduhu kelimetun vel gavlu am ve kelimetun biha kelamun gad yu'em bil cerri ve tenvini ve nida ve el ve müsnedin lil ismi temyizun hasal bita fa'alte ve etet ve yef'ali ve nuni ekbilenne fi'lun yenceli sivahuma el harfu kehel ve fi ve lem fi'lun muzari'un yeli lem ke yeşem ve maziye lef'ali bittamiz vesim bin nuni fi'lel emri in emrun fuhim vel emru in lem yeku lin nuni mahal fihi hüvesmun nahvu sah ve hayyehel. Evvela 11. beyt, 10. beytten şöyle bir bakalım. Bil cerri ve tenvini ve nida, cer ile, tenvin ile, ve nida ile, ve el ile, ve müsnedin ve müsned olmak ile, temizun hasal, ayrılık meydana gelir, lil ismi, isim için. Demek ki ismi ayırt etme özellikleri nelerdir? Bir cer varsa o ismin özelliğidir, tenvin varsa ismin özelliğidir, nida ismin özelliğidir, eliflam ismin özelliğidir. Eliflam diyoruz ama aslında hemzelam ve müsnedin ve müsned olmak var ise o da yine isim olduğunu göstermektedir. Bunların her biriyle isim diğerlerinden ayrılacaktır. Bita faalte ve faaltenin tası yani ne olur o faaliyet tası. Faalte, faalti, faaltu oradaki t'lere faildir. Ve etet yani nasarat, ketebet gibi müfet mühennes gaibe tası. Bu da onun yine fiilin alametidir. 11. beytte fiilin alametlerinden bahsedilmekte. Ve yef'ali ve if'ali de olduğu ya, buradaki ya da yine bir şeyin, bir kelimenin fiil olduğunu göstermektedir. Ve nunu ekbilenne, ekbilenne nunu da o kelimenin fiil olduğuna dair alamettir. Çünkü tekit nunudur. Fi'lu yenceli, bunlarla fiil diğerlerinden ayrılır. Demek ki fiil isimlere göre nasıl ayırt edilir? Kendisine tekit nunu bitişmişse, bu tekit nunu müşeddede olsun, muhaffefe olsun fark etmez. Her şekilde onun fiil olduğuna dair delildir. Veya ve yef'ali, burada da muhataba yası, bu da onun fiil olduğuna dair bir delil. Ve etet yani sakin müenneslik tası da bir kelimenin fiil olduğunu göstermekte. Ve faaltedeki te, ti, tu, nasar te, ketep te, nasar tu, ketep tu, nasar ti, ketep ti de olduğu gibi te'ler de bir kelimenin fiil olduğunu göstermekte. 12. beyte baktığımızda sivahuma o isim ve fiilin dışında kalan da nedir? El harfu harftir. Ne gibi? Kehel ve fi ve lem. Lem gibi, fi gibi, hel gibi. Yani hel de, fi de, lem de nedir? İsim ve fiilin dışındadır ve bunlar harftir. Fi'lun muzari'un, fiil muzari yeli lem. Lemden sonra gelir. Ne gibi? Ke yeşem.
Bu tabii yeşem derken burada lem yok. Yani lem yeşemdeki yeşem. Lem yeşem cümlesinde geçen yeşemden bahsediliyor. Ardından fiil maziden ve emri hazırdan bahsedilmekte ama konumuz tam olarak onlar değil. Konumuz daha çok isim, fiil, harf ve bunların ayırt edilmesine yönelik olacaktır. İsim, fiil, harfe dair bildiğiniz üzere izhar olsun, kafiye olsun, klasik metinlerimizde de çeşitli bilgiler yer almaktadır. Örneğin kafiyede ve min havasihi duhulü lami vel cerri ve tenvini ve isnadu ileyh ve izafe diye isimden bahsedilir. İsmin ayırt edici özelliklerindendir denilir. İsim, fiil, harf çeşitli ilahiyat fakültelerinde de konu olarak işlenmektedir. Yani bilinen bir konu. Hiç bilinmemiş, duyulmamış bir konudan bahsetmiyoruz. 10. Neydi? Bilcer ve tenvini ve nida ve el. Şimdi buradaki bilcerrideki car mecrur yani ba harfi cerri ile el cer kelimesi bu iki kelime nedir? Beytin en sonunda yer alan hasal ile mutaalliktir. Yani cer ile hasıl olur şeklinde. Hasal ile mutaalliktirler. Bunun dışında tenvin üzerinde birazcık durabiliriz. Tenvinde nevvene yunevvinu tenvinun. Fe'ale yufe'ilu tef'ilun. Tef'il babından gelmekte. Nunlamak, nun dahil etmek manasına geliyor. Ve nida derken burada kastedilen nida harfinin dahil olması değildir. Çünkü nida harfi bir şey değiştirmiyor. Örnek verelim. Ya racül. Ya racül. Tamam. Ya bir nida harfi. Racül de bir isim. Burada fiil yok diyerek bunu isim sayabilir miyiz? Sayamayız. Neden? Ya ed'u takdirindedir. Hemen oraya bir fiil takdiridir. Böylece kastedilen şeyin bizzat nida harfinin dahil olduğu şeklinde değil. Yani nida harfi kastedilmiştir demiyoruz. Ardından tabi bunların her biri şerhte gelecek. Şu an kısaca değiniyoruz. Şerhe geçtiğimizde daha ayrıntılı bilgiler bulacağız. Ve el yani elif lam veya direkt düzgün bir şekilde hemzelam. Hemze ve lam. Hemze ve lam hakkında pek çok bilgi verilebilir. Çeşitli ihtilaflar mevcuttur. Çeşitli yönlerden ihtilaflar var. Şimdi buradaki öncelikle hemzelamdan kasıt mevsule manasındaki değil yani. Harfi tarif için olan hemzelamdan bahsediyoruz. Mevsule için gelenlerden bahsetmiyoruz. Hemzelam veya eliflam diyelim. Bazı kelimelerde zait, bazılarında ivaz, bazılarında mevsul olarak bulunabilmektedir. Eliflama dair pek çok ihtilaf vardır. Halil bin Ahmet rahmetullahi aleyh eliflam takısındaki hemzeyi kat'ı kabul etmiştir. Sibeveh ise bu hemzeye vasıl demiştir. Yani bu eliflam dediğimiz şurada görmekte olduğunuz eldeki hemze vasıl mıdır, kat'ı mıdır? Bu bir tartışma konusu. Bu iki harf birlikte mi yoksa sadece biri mi marifelik sağlar? Bu da bir diğer ihtilaf konusudur. Halil bin Ahmet ikisi birlikte tarifli sağlar derken sibeveh sadece lam sağlar demiştir. Harfi tarif hakkında konuyu özetleyen bir beyit vardır. El harfu tarifin bi temamiha evil lamu fekad. Bir daha okuyalım. El harfu tarifin bi temamiha evil lamu fakat. El in ikisi veya tek başına lam tarif harfidir. Elin ikisi yani hemzelam. Bunun ikisi birlikte marifeliği sağlar veya tek başına lam sağlar. Marifelik için ismin başına gelen el takısı, ahdiye veya cinsiye içinde olabilir. Bazı kaynaklar ahdiye ve cinsiyeye ilave olarak bir de istigraka eklemiştir. Yani üç manaya gelebilir. Ahdiye, cinsiye ve istigraki olarak üç farklı manaya gelir demişlerdir.
Ama çoğunluk istidrakı cinsin alt kategorisi olarak değerlendirmiştir. Buna göre mana ne olmuş olur? Demek ki eliflam iki manaya gelir. Ahd ve cins. Ahdiyeden bahsedelim kısaca. Şimdi açıkçası tam olarak konuyu anlatmak gerekirse bir saat sürer bu konu. Tabii konumuz eliflam maddesi olmadığından bir saat sürmemesi için özet geçeceğiz. Ahdiye. Birkaç kısmı var, özet geçiyoruz. Bir tane nedir? Ahdi zikri. Bir de ahdi zihni var. Ahdi zikri, ahdi zihni. Birinde zikir, diğerinde zihin var. Ahdi zikriye örnek. Önce nekre, sonra marif olarak gelen bir kelime olur. Yani kelime önce nekre geçer, daha sonra marif olarak geçer. Buna ahdi zikri deriz. Yani zikredilmişti daha önceden. Daha önce zikredildiğinden doğan bilgi var. İşte o yüzden marifelik oluşuyor. Ca'eni zayfun fe ekramtu el zayfe. Ca'eni zayfun fe ekramtu el zayfe. Ca'e geldi ni bana zayfun bir misafir. Fe ekramtu ben de ikram ettim el zayfe misafire. Şimdi caeni zayfun. Zayfun nekre. Bir de cümlenin en sonunda el zayfe var. O da marife. Burada iki kelime aynı kelime aslında da. İkinci gelişinde marife olarak geliyor. Nedeni ise daha önce zikredildi. Artık onun kim olduğu biliniyor. Az önce bahsettiğim kişi manasında artık marife olarak yazılıyor. Bir de ahdi zihni var. Bu da bilgiye tanımaya bağlı. Şimdi bununla ilgili de ayet verelim. Bismillahirrahmanirrahim. İz yubayi'uneke tahte el şecerati. Eliflam var yani başında. Hemzelam var. Şecaratin bu şecerat kelimesinin başındaki hemzelam ahdi zihniyi ifade etmektedir. Yani muhatapların bu ağaçtan kasıt ne olduğunu biliyorlar. Fetih Suresi 18. ayetti bu. Böylece hemzelam iki manaya gelir dedik. Cinsiye ve ahdiye dedik. Ahdiye'de iki tane örnek verdik. Ahdi zikri, ahdi zihniden bahsettik. Şimdi cinsiye kısaca değinelim. Cinsiyenin de istidrakına değinelim. Bismillahirrahmanirrahim. İnnel insane lefî husr. İnnel insane. İnne el insane. Yani insan kelimesi burada hemze ve lam içermekte. Bu neresi? Asıl suresi 2. ayet. Vel asr. İnnel insane lefî husr. Asıl suresi 2. ayetten bahsetmekteyiz. Buradaki insan tekil olsa da, çünkü insan kelimesi müfrettir. Her ne kadar tekil olsa da insan cinsi, türü yani insanlık kastedilmiştir. Bundan dolayı yazılış yönüyle müfret olsa da manaca belirli bir şahıs değildir. Yani yazılışta ne? Yazılışta marife. Eliflamı var, tamam. Peki manası marife mi? Manası marife değil. Manası hala umumi. Yani tüm insanlık çünkü genel kastedilmiştir. Daha sonra illellezine diye illa ile istisna yapılarak bu genel biraz daha daraltılmakta. Sonuç olarak buradaki insan kelimesi insanlığı ifade etmekte. Bir tür yani bir cins ifade etmektedir. Bu yüzden buna istirak denilmekte. Şimdi bir de hemzelamın mevsule olabileceğine örnek verelim. Böylece hemzelam konusunu kapatalım. Mü'minun suresi 1. ayet. Bismillahirrahmanirrahim. Kad eflehel mü'minune. El mü'minune. Başında hemzelam var. O nedir? Ellezî demektir. Ellezî demek oradaki hemzelam. Böylece hemzelam konusuna değinmiş olduk. Ve müsnedin lil ismi temyizun. Buradaki lil ismi haber, temyiz ise mübteda olmaktadır. Ardından gelen hasal ise mahallen merfu olan bu cümle temyizin sıfatıdır. Mazi fiildir gördüğünüz üzere hasal, hasale. Bir de hüve zamiri vardır. Hasel olsa da hasel diye okunuyor çünkü metin manzum bir eserdir.
Bununla birlikte hasseli haber saymak da caiz. Yani burada birkaç takdir var. Tek şudur demiyoruz. Birkaç değişik açıklamalar mevcut. Biz bu şekilde anlatmış olduk. Bita faalte. Bita faalte dediğimizde faalte, daha önce de dedik, faalte, ti, tu fark etmez. Kasıt olan faillik tasıdır. Ve etet. Etete geldiğimizde ise müenneslik tası kastediliyor. Tabi fiiller için var olan müenneslik tasından bahsediyoruz. Ve yef'ali, yef'ali hakkında da muhatabalık yası, tensurine, tektubine de olduğu gibi. Ve nune kıbilenle, daha önce söyledik, ne dedik? Burada kastedilen şey tekit nunudur. Müşeddede olsun veya muhaffefe olsun durum değişmez. Fi'lun yenceli. Bunları da fiil ayırt edilir diyerek artık diğer beytimize de geçelim. Sivahuma el harfu ke hel, hel gibi. Hel nedir? İsim fiil arasında ortaktır. İsim için de kullanılabilir, fiil için de kullanılabilir. Yani harftir ama isme mahsus değil, fiile de mahsus değil. Oysa ve fiildeki fi nedir? Fi direkt isme mahsustur. Lem de direkt fiile mahsustur. Yani müstanif ne yapmış ilk önce? Müşterek olanı vermiş. Daha sonra birine ait olan şeyi, sonra da diğerine ait olan şeyi vermiş oldu. Önce müşterek geldi, ardından has olanlar geldi. Bu kadar metin üzerine durduktan sonra artık şerhlerimize geçelim. Delilü salik ferzan rahmetullahi aleyh 10. Bil cerri ve tenvin ve nida ve el ve müsnedin ismi temyizun hasal. Lemma zekara enva el kelimeti, yani zekara hüve, lemma zekara zikrettiği zaman hüve o, yani musannif neyi? Enva el kelimeti, kelimenin nevilerini veya direkt lemma zukira meçhul, zikr olunduğu zaman enva el kelimeti, kelimenin nevileri ki onlar da nedir, vehiye onlar da nedir diye iki şekilde de yani okunabilir. El ismu vel fi'lu vel harfu, isim fiil harftir, kelimenin alt kategorileri, kelime bunlar oluşturmakta. Şer'a başladı, işte bunları anlattıktan sonra şer'a başladı kim? Hı ve o musannif başladı. Fi zikri alamatiha, alametlerin zikrine, yani alametleri anlatmaya başladı bundan sonra. Fe zekera zikretti hüve musannif fi hazel beyti, şu beyitte ne zikretti? Hamsa alamatin, 5 alamet zikretti. O alametler ki yetemeyyezu biha, o alametler ile ayrılır. Ne el ismi isim. Neden? Anil fi'li fiilden vel harfi harften ayrılır, ayırt edilir. İza vucidet vahidetun veya izâ vecette vahideten. Vucidet vahidetun minha, o alametlerden biri bulunduğu zaman demek. İzâ vecette, sen bulduğun zaman vahideten minha, o alametlerden birini. Burada vucidet daha yakıştığını da söyleyelim. Kânet olur. Ne olur? Hiye o alamet olur. Nedir olur? Delilen delil olur. Kendinin haberi. Neye delil olur? Alâ ennel kelimete ismun. Muhakkak o kelime nedir? İsmin isimdir. Fakat taaddedet hazihil alamatu. Bu alametler pek çoktur. Yani farklı farklıdır. Lienne resma mutaaddedetü'l enva. Fakat tasluhu bazen münasip olur. El alametu alamet lismin isim için. Ve la tasluhu'l ahara, başkası için uygun olmaz. Yani sadece isme uygun olur bazen. Alamet sadece isme ait olur. Onu gördüğünü direkt isim olduğunu anlarsın. Ama bazı alametler de vardır. Onlar da nedir? Müşterektir. El ula, alametlerin birincisi nedir? El cerru, cerdir. Ve leysel murad bihi, cer ile murat olunmadı. Ne murat olunmadı? Harfel cerri, harfi cer murat olunmadı. Lennuhu, çünkü harfi cer gad yedhulu fil lafzı alama. Çünkü o harfi cer bazen yedhulu dahil olur fil lafzı bir lafza.
Alama, öyle bir lafız ki o, leyse bismin, isim değildir. İsim olmayan lafza da bitişebilir diyor Harficer, dahil olabilir. Kegavlike, eşartu ileyhi bi engum. Bi engum da olduğu gibi. Delil muradu, aksine, yani Harficer kastedilmemiştir, onun zıttına. Kevnul kelimeti mecruratun, kelimenin mecrur olması kastedilmiştir. Nahu ne gibi? Salleytu fil mescidil vasi'i. Salleytu fiil fail. Fil mescidi. Mescid kelimesi harfi cer nedeniyle mecrur olmuştur. Ama el vasi'i kelimesi harfi cer nedeniyle mecrur olmamıştır. Tabilikten ötürü. Yani nedir tabilik? Ma'mulü bit tabi'iyeyi biliyorsunuz. Sıfat, atıf, bedel gibi şeylerden dolayı tabilik meydana gelir. Buradaki tabilik sıfat mevsuftan ötürü meydana gelmiştir. El vasi' sıfattır. Mescit mevsuftur. Yani irabu vasi'nin irabu nedir? Mescide bağlıdır. Ona tabidir. Dolayısıyla vasi' kelimesi fiilden dolayı değil, mescitten dolayı mecrur olmuştur. Ama mescit de fiilden dolayı olmuştur. Bunu daha iyi besmelede anlayacağız. Gâle Teâlâ, Allah-u Teâlâ buyurdu. Şimdi aynı şey burada da var. Burada daha net, daha geniş bir şekilde var. Bismillahirrahmanirrahim. Buradaki ba, yani bi diye yazılan harfi cer ne yapmıştır? İsim kelimesinin sonu cer yapmıştır. Esreyi getirmiştir. İsim kelimesinin son harfi neden esre? Harfi cerden dolayı. Allah lafzının sonu neden esre? Harfi cerden dolayı değil. İsim kelimesinin muzaf olmasından dolayı. Errahmani. Rahman kelimesinin son harfi neden esre? Harfi cerden dolayı değil. İsim kelimesinin muzaf olmasından dolayı değil. Peki neden? Çünkü Rahman Allah'ın sıfatıdır Celle Celaluhu. Yani tabiilik sonucu mecrur olmuştur. Errahimi. Bunun için de aynı şey geçerli. Bu da Allah kelimesine tabiilik sonucu mecrur olmuştur. Özetle burada anlatmak istenen şey nedir? Musannif neden bil cerri demiştir? Cer ile demiş de bi harfil cerri, harfi cer ile dememiştir. Harfi cer deseydi bismi, isim kelimesinin sonundaki esreyi kastetmiş olurdu. Tamam. Ama Allah kelimesinin sonundaki esreyi kastetmiş olamazdı. Çünkü Allah kelimesinin son harfinin esre olmasının nedeni harfi cer değildir. Bu yüzden musannif ne yapmıştır? Cer demiştir. Cer hepsini kapsıyor. Burada üç farklı nedenden dolayı mecrurluk söz konusu. Bir, harfi cerden dolayı mecrur. İki, muzaftan dolayı mecrur. Üç, tabiilik sonucu mecrur. Tekrar edelim. Harfi cerden dolayı mecrur. Muzaftan dolayı mecrur. Tabiilikten ötürü mecrur. Bu üç şeyi kapsayabilmek için musannif bilcerri demiştir de İşte harfi cer dememiştir. Harfi cer deseydi sadece isim kelimesinin miminin, yani mim harfinin esreli olmasını ifade edebilirdi. Oysa Allah lafzının sonu veya Rahman veya Rahim'in sonlarındaki esreyi, yani cerri kastetmiş olamayacaktı. Ne yapmış Musa'nın? Şumullü bir kelime kullanmış. Aynı konut diye şeyhlerde de gelecektir zaten. Yani anladığınızı da düşünüyorum bu arada. Es-saniyetu, ikincisi. Tabi neden bahsediyor? İsmin özelliklerinden, ismi diğerlerinden, yani fiilden ve harften ayırt edebilmenin maddelerinden bahsediyordu ki ikinci madde nedir? Et-tenvînu tenvindir. Tenvinde nedir? Ve o tenvin nedir? Nunun bir nundur. Öyle bir nun ki bu sakinetun, sakin bir nundur. Öyle sakin nun ki bu zaidetun, zaittir. Ligayri tevkidin, tekit için değildir. Yani tekitten başkası için gelir. Zaittir, sakindir. İşte bu özelliklere sahip bir nundur. Telhagu dahil olur, bitişir. Hüve o tenvin. Ahral ismi, ahral esmai isimlerin sonuna bitişir. Lafzan, lafız yönünden bitişir. Ne demek lafız? Okunuşta vardır. Okurken bunu hissedersin, duyarsın. Ve la hattan, hat yönünden değil. Hat yazı demek. Yazıda bizzat o nunu göremezsin.
Vela vakfen, vakıf yönünden de o nunu duyamazsın. Şimdi tek tek inceleyelim. Nahu ne gibi? Ketebe yazdı. Muhammedun, Muhammed. Muhammedun ne var bunda? T'nin var. Burada durabiliriz. Gerisi önemli değil. Okuyamayın da. Vaciben bi hattin cemilin. Konumuz Muhammed. Diğerleri de olabilir. Gerçi her birinde T'nin var. Muhammed kelimesinde lafzan nun var mı yok mu? Muhammedun. Muhammedun. Elimize kalem alıp kağıda yazarsak Muhammedun, sondaki Muhammedun nunu duyuyoruz. Nun var. Ama nerede var? Lafızda var. Yani okumada ve duymada var. La hatta, hat yönünden yok. Baktığımızda burada nunu göremiyoruz. Nun diye bir harf yazılmamış. Ve la vakfen, vakıf halinde de yok. Ketebe Muhammed. Nun yok. Ketebe Muhammed. Nun harfini duyamadık. Anlatılan şey buydu. Ve tenvinu, tenvin de nedir? Erba'etu enva'in. Dört nevidir diyor. Ve burada delilü saliki noktalıyoruz artık. Tabi tenvinin kısımları daha fazlasını diğer şerhlerden okuyacağız. Fazla uzamasın diye. Onu orada kesmişiz. Konumuz Allame Suyuti rahmetullahi aleyhin şerhine geldi. Suyuti rahmetullahi aleyhin şerhini daha hızlı okumayı düşünüyorum. Diğer şerhler zaten daha geniş sayfalarca yer vereceğiz. Orada anlatmaya devam edeceğiz. Bil cerri ve huve evla min zikri harfil cerri. Yani cer kelimesinin kullanılması harfi cerri kullanmaktan daha evladır. Litenavulihil cerra bil harfi ve zafeti. Çünkü cer kelimesi hem harf ile cerri hem de izafet ile cerri kapsar. Az önceki konu yani. Gale hu fi şerhil kafiyeti. Gultu lakin se'ti enne mezhebehu ennel muzafe ileyhi. Fakat musannifin görüşü, onun görüşü nedir? Muzafun ileyh mecrur bir harfi cer ile. Pardon, mukadder bir harfi cer ile mecrurdur. Muzafun ileyh. Musannifin görüşü, mezhebi, düşüncesi budur diyor. Yani bir muzaf gördük, bir de muzafun ileyh gördük yan yana. Hemen bir örnek üzerinde bunu görelim. Şerhil kafiyeti, şerh muzaf, kafiye muzafun ileyh. Diyor ki, musannifin görüşü, düşüncesi şudur. Şerh muzaftır, kafiye muzafun ileyhtir. Şerh, kafiyeyi cer etmiştir. Bu değildir diyor. Peki nedir? Muzaftan sonra gizli bir harfi cer vardır. Örneğin, fi veya lam. Gizli bir harfi cer var. O harfi cer nedeniyle muzafun ileyh mecrurdur. Bunu ifade etmiş oldu bize ama o harfi cer nedir? Diyor? Mukadderdir. Yazılı onu göremezsin. Fezikru harfil cerri şamilun lehu. Harfi cer zikredilmesi ona şamildir diyor. İlla ancak en yura'iye mezhebehu gayrihi fetemmel. Ve tenvini, burada hemen tenvin konusu başlıyor. El mungasimi lil temekkuni ve tenkiri ve mukabeleti ve ivazi. Tenvin birkaç kısmı vardır diyor. Bir tanesi ivaz tenvini, diğeri mukabele tenvini, diğeri tenkir tenvini, diğeri de temekkun tenvinidir diyor. Ve hadduhu ve tenvinin tanımı nedir? Nunun tesbutu lafzan la hattan. Lafız yönüyle sabit olup yazıda yer almayan bir nundur. Ve nida ey salahiyetu li en yunada ve el marife. Elle kastedilen şey marifedir diyor. Ve ma yegumu megameha ke em fi lügati ta'iyyin ve se'ti enne el mesulete tedhulu alel muzari'i. El lafzı mesul manasında muzariye dahil olur diyor. Fiil muzari de eliflem veya hemzelem diyelim. Fiil muzari de bunun bitiştiğini görebilirsin. Ama ne manada? Mesule manasında. Marifelik manasında değil. Mesule neydi? Ellezî manasında. Onu zaten söylemiştik. Ve müsnedine ey elisnadu ileyhi ey bi kulli min hazihil umuri lil ismi temyizun ey infisalun anil kasameyhi.
Yani diğer kısımlardan ayrılıcıdır. Lil ismi temyiz bu demek. Hasale lihtisasiha bihi fela tedhul ala gayrihi. Fekavluhu bil cerri. Cer kelimesi mutaalligun bi hasale. Hasale ile mutaalliktir. Ve lil ismi mutaalligun bi temyizin. Temyiz ile mutaalliktir isim. Misalü ma dakhaluhu zalik. Bismillahirrahmanirrahim. Ve Zeydun ve Sahin bir mana talebe sukutin ma ve müslümatin ve hine izin ve küllün ve cevarin ve ya Zeydu ve raculu ve em sefer ve ene gumtu ve la yegdehu fi zalike vücudu ma zükera fi gayril ismi nahu. Gulamu alalev ve in kuntu alimen bizna bilev lem tefteni evailuhu ve iyyake vellev ve ya leytena nuraddu ve tesma'u bil muaydi hayrun min en terahu rica'li lev fil evveleyni ismen ve hasfil münada fissalisi. Ey ya kavm, ve hasfi ennel münsebiki ma'al fi'li bil maslari fil ahiri. Ey ve sma'uke hayr. Sümme haze fi alameti fi'li mukaddimen lehu ala alel harfi li şerefihi alihi li kevnihi ahade rukneyil kelami dunehu. Burada ne anlattı? Fiilin alametlerinden başladı. Harfin önüne aldı fiili. Yani harften önce fiilden bahsetti. Niye? Çünkü kelamı bir unsurudur dedi. Bita el fa'ili sevâun kânet li mutekellimi em muhâdabin em muhâdabatin. Bita'daki ta da diyor faillik tasıdır. Mütekellim olsun, muhatap olsun, muhataba olsun fark etmez. Nahu fa'alte. Ve bitay teknisi sakineti, sakin mühendislik tası, nahvu etet. Bunlarla fiil ayırt edilir diyor. Hemen tevazza yevmel cumu'eti fe biha ve nimet. Burada da cuma günü abdest almaktan bahsedildi. Ve takyidu bis sakineti, sakin kelimesi niye kullanıldı diyor. Bir sebebi var. Böylece yuhricul muteharriketul lahiga lil esma'i, isimlere bitişen mutaharrik ta'yı dışarı bırakmış oldu. Nahmu ne gibi? Zaribe. Şimdi sondaki t harekelidir. Mesela zaribe tun. Nahvi baz alırsak zaribe tin. Yani tn burada harekeli. O yüzden sakin olması kastedilmiştir. Çünkü sakin olan müennesik ta'sı fiillere bitişiyor. Harekeli olan müenneslik tası isimlere bitişiyor. Harekelisi isimlere, sakini fiillere bitişmekte. Fe inneha çünkü muteharriketun bi hareketil i'rabi. İ'rab harekesiyle harekelidir. Ve la ve rubbe ve sümme. Ve yef'ali'deki ya ve ya nedir? El muhataba, muhataba yasıdır. Nahve ne gibi? İf'ali, unsur, unsura, unsuru, unsuri gibi. Ve hati ve ta'ali ve tef'aline. Ve nuni ekbilenne'deki nun neymiş? Ki müşeddedeten kânet ev muhaffefeten. Yani muhaffef olsun, müşeddet olsun, tekit nunudur. Ekbilenne, ekbilen. Unsuranne, unsuran. Ve likunen. Fi'lun yenceli ne demektir? Ey yenkeşifu. İnkişaf edilir, yani belli olur, ortaya çıkar. Ve bihi yeteallegu gavluhu bita. Ve la yakdahu fi zalike duhulun nuni. لأنه ضرورة. سواهما أي سوى الاسم والفعل. سواهما دكي هما اسم وفعل demektir. الحرف harf nedir peki? وهو على قسمين. İki kısım üzeredir harf.
Onlar da nedir? Müşterekün beynel esmai ve lef'ali. Birincisi, fiiller ile isimler arasında ortak olan harflerdir. Bu harfler hem isimlere hem de fiillere kullanılabilir. Ne gibi? Kehel, hel gibi. Ve la yunafi hâzâ mâ se'ti fî bâbel iştigâli min ihtisâsihi bil fi'li لأن ذلك حيث كان في حيزها فعل قاله الرازي كافية شرحه رازي demiştir. Helin hem isim hem de fiillere dahil olabileceğine dair örnek verelim. Bakara suresi 105'te Bismillahirrahmanirrahim min ehlil kitabi. Gerçi ehil kelimesi olmaz. Maide suresi 9. ayet fe hel entum muntehun fe hel entum. Buradaki hel isme ait, yani isme gelmiştir. Bakara suresi 210'da hel yenzurun şeklinde geçmekte, yani oradaki hel de fiilin başına gelmiştir. Sonuç olarak hel isimin başında da fiilin başında da gelir. Maide 91 ve Bakara 210'a bakarak daha iyi anlaşılabilir. Ve muhtasun, bir de muhtas kısmı vardır. Yani harf nedir? İki kısmı ayrılır. Bir, müşterek kısmı. Ki o da isim-i fiile müşterektir. Bir de muhtas kısmı. Yani ortak olmayan, sadece birine mahsus olan, ki o da iki kısmı ayrılır. İsimlere mahsus ve fiillere mahsus. Ala muhtasun ve huve ala kısmeyn muhtasun bil esma-i nahvu fi. İsimlere mahsustur. Fi gibi bir kısmı böyledir harflerin. Ve muhtassun bi ref'ali ve bir kısmı da fiillere mahsustur. Nahvu ne gibi? Lem, lem gibi. Böylece harfler tamamlandı. Ve fi'lu yengasimu ila selaseti eksam. Fiil üç kısmı ayrılır. O da nedir? Muzari'un ve mazin ve emrun. Mazi, muzari, emir olarak fiil üçe ayrılır. Muzari'nin tabi kendi altında tekrar kategorileri vardır, türevleri vardır. Fiil muzari, cahdi, mutlak gibi, nefi istikbar gibi, tekit nefi istikbar gibi pek çok kısımları vardır. Ve zekara musannifu ve musannif zikretti, bahsetti, alamatiha onların alametlerinden. Mukaddimen el muzari'e vel mazi alel emri. Önüne neyi aldı? Muzari'yi aldı. Neyin önüne aldı? Mazi üzerine muzari'den bahsetti. Maziyi de emirden önce bahsetti. Bunların her birinin bir sebebi vardır. Littifâgı alâ i'râbil evveli. Birincisinin muhretlerine dair bir ittifak vardır ki o da muzaridir. Ve binâ-i sâni ve ikincisinin mebnine dair bir ittifak vardır. İkincisi hangisi? Fiil-i mazi. Onun da mebni olduğuna dair bir ittifak var. Ve ihtilaf vardır fissalisi üçüncüsünde. Üçüncüsü hangisi oluyor? Bakıyoruz hemen. Muzari, mazi, emir. Emirde ne var? İhtilaf var. Ve قَدَّمَ الْاَوَّلَ لِشَرَفِهِ بِالْاِعْرَابِ فَقَالَ dedi ki فِعْلٌ مُزَارِعٍ يَلِي لَمْ كَ يَشَمْ اَيْ يَقَعُ بَعْدَ لَمْ فَاِنَّهُ يُقَالُ فِيهِ لَمْ يَشَمْ. Yani muzari fiil lem yeşemde olduğu gibi lemden sonra gelir. Böylece Allame Suyuti rahmetullahi aleyhin şerhini şerhine noktayı koyalım. İbn Akil rahmetullahi aleyhin şerhine başlayalım. Bu daha uzun sürecektir. Daha fazla sayfa taradık bununla ilgili. Bil cerri ve tenvin ve nida ve el ve müsnedi il ismi temyizun hasal. Zekeral musannifu, musannifi zikretti, bahsetti. Rahimehu Allahu Teala. Allah Teala ona rahmet etsin. Fi hazel beyti, şu beyte musannif zikretti. Neyi zikretmiş? Alamatil ismi. İsmin alametlerini zikretti. Seminha ondandır. Yani o alametlerdendir. Ne el cerru cer. Ve o cer kelimesi yeşmelu kapsar. Neyi kapsar? El cerra cerri. Neyle olan cerri? Bil harfi, harfiyle olan cerri kapsar. Ve daha ne ile olan cerri kapsar? El izafeti, izafet nedeni ile olan cerri de kapsar. Ve daha ne ile, ne sebebiyle cer olan kelimeyi de kapsar?
Et-tebaiyeti tabilik sonucu meydana gelen cerri de kapsar. Ne kapsıyor her birini? Cer kelimesi kapsıyor. İbarede geçen bil cerri. Cer kelimesi hem harf ile mecruru hem izafet ile mecruru hem de tabilik sonucu meydana gelecek olan mecrurluğu kapsayıcıdır, yeşmeli. Nahvu ne gibi? Merartu bi gulami Zeydin el Fazili. Merartu ben uğradım bi gulami Zeydin el Fazili. Fel gulamı bu durumda gulam kelimesi nedir? Mecrurun bil harfi. Harf ile mecrurdur. Ney? Gulam kelimesi. Bi gulami. Gulamın sonu neden mecrur? Harfi cerden dolayı. Ve Zeydin, Zeyd kelimesi ne ile mecrurdur? Mecrurun bil izafeti, izafet ile, izafet sebebiyle mecrurdur Zeyd kelimesi. Çünkü gulam kelimesi muzaftır. Zeyd de onun muzafun ileyhidir. Bu örnekteki el fazıl kelimesini şimdi bize anlatacak. Vel fazili, fazıl kelimesi nedir? Mecrurun, mecrurdur. Ne sebebiyle? Bittebaiyyeti, tabilik sebebiyle. Çünkü el fazıl kelimesi sıfattır. Mevsufun irabını almak zorundadır. Ve hüve. Eşmelu min gavli gayrihi bi harfil cerri. Lianne, çünkü haza bu la yetenavvelul cerra bil izafeti. Velel cerra bittebaiyyet. Yani niye harfi cer dememiş? Çünkü harfi cer kelimesi tabiilik nedeniyle oluşacak olan mecrurluğu ve izafet sebebiyle oluşacak olan mecrurluğu harfi cer kelimesi kapsamayacaktır. Onun yerine cer kelimesi kullanılmıştır. Cer kelimesi harfi cerden daha şumullü, daha genel bir ifadedir. Bu şekilde kapsayıcıdır. Ve minha ve yine o alametlerdendir. Yani ismin alametlerindendir. Az önce cer alamet, o alametten bahsetti. Şimdi tenvin alametinden bahsedecek. Ve hüve o tenvinde ala erbaeti eksamin. Dört kısım üzeredir. Tenvinu temkini. Birincisi budur. Ve hüve o tenvini temkin nedir? El-lahigu lil-esmâil-mu'rabeti. Mu'rab isimlerin sonuna bitişicidir. Ke, Zeydin ve Racul'in. Zeyd ve Racul, Mu'rab isimlerdir. Sonlarına bitişen tenvinin adı neymiş? Tenvin-i temkin. İlla ancak cem'el-müennesi salim. Cem'el-müennes salim bundan müstesnadır. Nahnu ne gibi? Müslimatin, Müslimatinde olduğu gibi. Ve illa ancak nahve cevarin ve gavaşin de bundan ayrıdır. Ve seyti hukmu huma, ikisinin de hükmü yakında gelecek. İkinci temin çeşidi nedir? Teminu tenkiri, tenkir tenvinidir. Ve hu o tenkir dediğimiz tenvin neyin nesidir? El-lahigu bitişicidir. Lil-esma-il-mebniyeti. Mebni isimlere bitişicidir. Yani mebni ismi sonuna bitişir. Farkan beyne ma'rifetiha ve nekratiha. Nekrisi ile marifesi arası belli olsun diye, ayırt edilsin diye bitişir. Nahu ne gibi? Merartu bi sibeveyhi ve sibeveyhin ahara. Da olduğu gibi sibeveyhi tenvin yok. Bir sibeveyhi de ise tenvin vardır. Yani birisi marife, diğeri nekre olmuş oluyor. Ve tenvinul mukabele. Mukabele tenvini. Ve hüve o mukabele tenvini neyin nesidir? Ellahigu bitişicidir li cem'il müennesi salimi. Cem-i Mühennes Salim sonuna bitişir. Cem-i Mühennes Salim'in sonundaki nunların adı, yani tenvinlerin adı mukabele tenvinidir. Nahu ne gibi? Müslimatin. Müslimatin de olduğu gibi. Fe innehu, çünkü o fi mukabeletin nuni fi cem'i müzekkeri salim. Cem-i Müzekker Salim'in nununun mukabilindedir.
Ne gibi? Ke müslimine. Müslimine de nun var. İşte müslimatta da ne vardır? Tenvin ile nun var sayılmaktadır. Ve tenvinul ivazi. Sıradaki tenvinimizin adı da ivaz tenvinidir. Ve o tenvin ivaz da ala selaseti eksamin üç kısım üzeredir. Yani üç kısma ayrılır. İvazun en cümletin. Birincisi cümleden ivaz olan. Şimdi ivaz ne demek? İvaz burada bedel, alamet, işaret, gösterge. Yani bir şeyin silindiğini ifade etmek için getirilen işaret diyebiliriz. En güzel tanım bu olabilir. Zehve o ellezi öyle bir şeydir ki yelhagu bitişir iz. İzden dolayı ivazan ivaz olarak en cümletin cümleden dolayı ivaz olarak ize bitişir. Tekunu olur ba'daha kendisinden sonra. Ke kavli Teala. Bismillahirrahmanirrahim. Ve entum hine izin tenzurun. Ey yani hine iz belagatir ruhul hulgumu demektir. Burada cümle hasfedildiğinden ötürü tenvin kullanılmıştır. Yani hasfedilen bir cümle olduğuna işaret olsun diye tenvin getirilmiştir. Fe bu durumda hüzüfe hasfedildiğine belagatir ruhul hulgum. Belagatir ruhul hulgum cümlede var mı yok mu? Bakıyoruz. Entum henezin tenzurun yok. İşte o hasfedildiğinden izin olmuştur. Teminlenmiştir. Yani iz sükunlu iken artık temin almıştır. İzin olmuştur. Ve utiye ve getirildi. Bittenvini ivazan enhu ondan ivaz olarak yani işaret olarak bedel olarak temin getirildi. Temin ile getirildi. Ve kısmun yekunu ivazan en ismin ve bir kısım da var ki o da nedir? İsimden ivaz olur. İsimden bedel olabilir. Şu an ne işliyorduk? Tenvini ivazı işliyoruz. Üçe ayrılır dedik. Birincisi cümleden ivaz. İkincisi de isimden ivaz. Ve o da nedir? Ellahigu bitişicidir. Li kulli. Kul için bitişicidir. Yani kül lafzına bitişir. Küllün, küllen, küllin şeklinde olabilir. İvazan emma o şeyden ivaz olarak ki tuzaf ileyhi ona izafe edildi. Yani muzafun ileyhi hasfedilir. Hasfedildiği zaman da kül kelimesine tenvin verilir. Böylece muzafun ileyhin hasfedildiğini anlayalım diye. Nahvu ne gibi? Küllün gaimun. Küllün gaimun. Küllü değil yani. Küllün gaimun. Lamda iki tane ötre var. Yani iki tane ötre var ne demek? Tenvin var. Ey yani küllü insanin gaimun demektir bu da. Ne olmuştur? Fehüzife insan. İnsan hasfedildi. Ve utiye getirildi bir tenvini ivazan enhu insan kelimesi hasfedildiğinden dolayı ondan bedel olarak ona işaret olarak ona kanıt olarak tenvin getirildi küllün oldu. Cümlenin aslına baktığımızda küllü tek ötreyle yazılır. Buna hemen çok meşhur bir örnek de verebiliriz. Küllün amene billahi ve meleiketihi ve kütübihi diye yani amene Resulü de yer alır. Ne buyuruyor Allah Teala orada? Küllün amene. Küllün tamamı amene iman etti. Neyin tamamı belli değil. Aslında belli tabii ki. Ne o? Küllü insanin. Her insan yani insanların tamamı şeklinde. Demek ki küllün amene billahi de küllü insan. Oradaki insan kelimesi veya Müslim kelimesi yerine göre takdir edilebilir. Nedir? Hazfedilmiştir. Yani küllün oradaki tenvin neden gelmiş? Oradaki külün de muzaf ileyhi hasfedilmiştir. Onu belirtmiş olduk. Ve kısmın yekûnu ivazan en harfine bir kısım da var ki o da harften ivaz olur. Harften bedel olur. Ve huvel lâhigu li cevârin ve gavâşin. Cevâr ve gavâşın sonuna bitişen tenvin de buna örnektir. Ve nahvi hima ve o ikisinin benzeri olanlar. Raf'an ve cerran. Raf ve cer halinde böyledir ama. Her hali bu şekildedir denilmemekte. Nahvu ne gibi? Haulâ cevârin. Şimdi buradaki cevâr kelimesi raf halinde iki tane esteği almış.
Ve narartu bi cevarin. Burada cer halinde. Başında bi harfi ceri var. Yani ba var. Yine mecrur. Demek ki cer ve raf halinde bu kelimeler bu şekilde yazılır. Fe huzifet. Hasfedildi. Ne hasfedildi? El ya u ya harfi hasfedildi. Ve utiye bit tenvini ivazan anha ve ondan ivaz olarak tenvin getirildi. Sıradaki tenvinimiz tenvinu terannum. Ve tenvinu terannumi. Terannum tenvini. Teminlerin kısımlarından bir diğeri de budur. Ve hu o ellezi öyle tenvindir ki yelhagul gavafil mutlakate bi harfin illetin. Ke gavlihi ugillil levme gazile ve Neguli in asabtu veyati legad esaben. Feci'e getirildi bir tenvin. Neden dolayı getirildi? Bedelen minel elifi. Eliften bedel olarak getirildi. Li ecli terannumi. Terannum için. Ve ke kavlihi. Ezifet terahulu gayra enne rikabena lemma tezul bi halina ve ke en gadin. Bir de ne var? Ve tenvinul gali. Tenvinul gali var. Ve esbetehu el ehfeşu. Onu da ehfeş ispat etti. Yani onu kabul etti. Ve hüve o ellezi öyle bir tenvindir ki yelhagu bitişir el kavafiyel mukayyedete ke gavlihi ve gaimil e'mâgi havil muhteragın. Ve zahiru kelamil musannif. Musannifin kelamının zahiri nedir? Ennet tenvine. Muhakkak ki tenvin küllehu onun tamamı min havasıl ismi. İsmin özelliklerindendir şeklinde kelamın yazmış olduğu beyitten direkt çıkartılan mana bu. Oysa durum bu değil. Velese kezalik. Oysa durum böyle değildir. Bel aksine ellezî yehtassu bihil ismu innama huve tenvînü temkini ve tenkiri vel mukabeleti vel ivazı. Sadece isimde bulunan tenvin çeşitleri şunlardır. İvaz, mukabele, tenkir ve temkin tenvinleri. Diğerleri değil. Ve emma tenvinu terannumi vel gali. Gali ve terannum tenvini ise feykunani onlar olurlar fil ismi ve fiili ve harfi. Harfte de olabilir, fiilde de olabilir, isimde de olabilir. Yani musannif tenvin derken esasen tüm tenvinler ismin ayırt edici özelliğidir. Yani fiilden ve harften ayırt etmemize yarayacak olan özelliklerdir şeklinde bir mana kastetmemiştir. Ama elbette ibareye baktığında direkt o görünmekte. Çünkü tenvin demiş. Tenvinin şu 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 çeşitleri dememiştir. Böylece burada isme ait olan tenvinler ve isim fiil harfe müşterek olacak olan tenvinler zikredilmiş oldu. Ve min havasil ismi ve ismin özelliklerindendir. Ne? En nida'u nida nahu ya zeydu. Vel elifu vel lamu nahu er raculu vel isnadu ileyhi nahu zeydun gaimun. Temanel beyti. Bu beytin manası nedir? Hasale meydana gelir lil ismi isim için ne? Temyizun ayrılık. Neden ayrılma isim için meydana gelir? Anil fiili vel harfi. Harften ve fiilden ismin ayırt ediciliği, ayırt edilmesi meydana gelir. Ne sebebiyle isim harften ve fiilden ayırt edilir? Bil cerri. Cer nedeniyle ve tenvini tenvin sebebiyle ve nidai ve nida vasıtasıyla ayırt edilir ve elifi ve lami elif ve lam ile de ayırt edilir ve isnadu ileyhi ve isnadi ileyhi ey el ihbari anhu ve istamaler musannif
Evet, burada. Vestermelel musannifu. Musannif kullandığı el takısını mekanel elifi ve lam, elif ve lam yerine kullandı. Yani elif ve lam kastedilmiştir ondan. Fakat vaka bazen vaki olur zalike bu fi ibareti ba'zil mutekaddimine. Bazı mutekaddimlerin ibaresinde vaki olmuştur. Ki ve o da kimdir? El Halilu Halil'dir. Halil bin Ahmet rahmetullahi aleyh. Ve istamiler musannifu müsned mekanel isnar ileyh. Müsned kelimesinden de kastettiği şey isnadı ileyhtir diyor. 11. beyt bita faalte faalti ve ses ve yefali ve nuni ekbilenne fi'lun yenceli. Şimdi şerhte bundan ne anlatıldığını okuyacağız. Sümme sonra zekara zikretti bahsetti ki el musannifu musannif ennel fi'le muhakkak ki fi'il yemtazu ayrılır anil ismi vel harfi isimden ve harften ayrılır ne sebebiyle bita faalte. Faalte, faaltu, faalti pek fark etmiyor açıkçası. Buradaki ta sebebiyle, vasıtasıyla ayrılır. Vel muradu biha, o ta ile maksat nedir? Ta ul faili, faillik tasıdır. Ve hi o el mezmumetu, mezmum olur lil mütekellimi, konuşan kişi için. Nahvune gibi faaltu, nasartu, ketettu. Fiil mazdan bahsediyoruz. Ve meftuhatu lil muhatabi muhatap için ise meftuh olur. Nahvu tebarakte. Tebareke tebarekte. Nasara nasarte. Ketebe ketepte de ki T gibi. Ve meksuratu o zamir meksur olur lil muhatabeti muhataba için. Nahvu faalti nasarti ketepti de olacağı gibi. Ve yemtazu eyzan ve aynı şekilde yine ayırt edilir. Fiil yani diğerlerinden ayırt edilir. Ne sebebiyle? Bir ta-i etet. Etetteki ta ile. Vel muradu biha ta-u te'nisi sakinet. Ondan kastı da sakin mühennesik tasıdır. Nahu ne gibi? Nimet ve bi'set. Nasarat, ketebet, fetahat gibi. Fahtarazna bis sakineti an lahigati lil esma'i. Niye kullanmıştır? İsimlerden ayırt etmek için sakin kelimesini kullandı. Fe inneha çünkü tekunu mutaharriketen. Çünkü o ta mutaharrik olur. Yani harekeli olur. Bir hareketin i'rabi, i'rab harekesiyle. Nahu hazihi müslimetun, müslimetin, müslimeten şeklinde. Ve ra'eytu müslimeten. Yani ne olmuştur? Hazihi mübteda müslimetin haber olduğu zaman merfu. Ve ra'eytu rafi'l tufail. Müslimeten merfu olduğu zaman görüldüğü üzere mensup yani iki tane fetha almıştır. Tenvin fetha dönüşmüştür. Ve merartu merrafil tu fail müslüman meful ama başında harfi cer var. Bu yüzden mecrur, mecruluk tenvin yani iki tane esre almıştır. Bi müslimetin şeklinde. Demek ki bu isimlerin sonuna bitişen ta nedir? Mureptir. O anlatılmış oldu. Ve minel lahigati lil harfi nahvu late ve rubbete ve sümmete. Böylece bunlardaki T'den de ayrılmış oldu. Sakin T derken bunlardan da ayrılmış oldu. Ve emma tiskinu ha ma'a rubbe ve sümme fe galil. Nahvu rubbet ve sümmet. Yani bunların fiil gibi sakin ta ile birlikte bulunması azdır diyor. Çoğunlukla öyle yer almazlar. Ve yemtazu eyzan bi ya-i if'ali aynı şekilde if'alinin yası ile de fiil değerlerinden ayırt edilir. Vel muradu biha ya-ul fa'ilet. Bundan kasıtlı faillik yasıdır. Ve talhagu fi'lel emri emir fiiline bitişir. Nahu izribi. İzrib, izriba, izribu, izribi. Müfret, müennes, muhataba sıgası olmakta. Vel fi'lel muzari'a. Ve fiili muzari'ye de bitişir. Nahu ne gibi? Tezribine. Ya'ul fa'ile. Tezribine. Burada bitişmiştir. Bu da aynı sıga. Yani müfret müennes muhataba sıgası. Tezribine, tensurine, tektubine şeklinde gelir. Ve la telhagul mazi, fiil mazi ise bitişmez.
İnne ancak galel musannifu musannif dedi ki yef'ali yef'ali dedi ve lem yegul ya ez zamir ya ez zamir demedi. Li enne hazihi çünkü bu tedhulu yani ya zamiri tedhulu hiye o dahil olur. Fiha ya ul mütekellimi mütekellim yası da ona dahil olmuş olurdu diyor. Ve hiye o da nedir? La tahtassu bil fi'li. Fiile mahsus değildir. Mütekellim yazı değişir. Ve tekunu fihi. Aksine onda olur. Nahvu ne gibi? Ekrame ni ve fil ismi nahvu gulami. Yani fiilde de olur, isimde de olur. Dolayısıyla fiile mahsus değildir. Aynı şekilde ve fil harfi. Harfte de olabilir. Nahvu ne gibi? İnni. Kalemun kalemi. İsmi örnek. İnni. Harfi örnek. Bu yüzden ya uz zamir dememiş de direkt yef'ali demiştir. Bi hilafi ya if'ali. İf'alideki ya'nın zıttına bu ya neymiş? Yani ya uz zamir nedir? İsme fiile harfe bitişebilir. İf'ali yef'alideki ya'nın zıttına. Fe'innel murade biha ya ul fa'ileti ala ma taqaddama. Ve hiye la tekunu illa fil fi'li. Ya'ul fa'ile sadece fiilde olur dedi. Diğerlerinde ise yer almaz. Ve mimma o şeydendir ki yine yeteyemmezul fi'ile. Fiil ayırt edilir onunla. Yani fiile ait olan, fiili diğerlerinden ayırt eden özelliklerdendir. Ne? Nunu ekbilenne. Ekbilenne'deki nun. Vel muradu biha nunu tevkidi. Ondan kasıt da tekidlik nunudur. Hafifeten kânet ev segileten. Yani şeddeli olsun, şeddesiz olsun fark etmez. Durum böyledir. Nahu gavlihi teala. Allah Teala'nın buyruğunda, kelamında olduğu gibi. Bismillahirrahmanirrahim. Lenesfe'en bin nasiye. Ve segiletu, segile örnek. Nahu ne gibi gavlihi teala. Bismillahirrahmanirrahim. Lenuhru cenneke ya şuaybu. Da olduğu gibi. Fe ma'nel beyti. Bu beytin manası nedir? Yencelül fi'lu. Fiil fark edilir, ayırt edilir. Bi ta'il fa'ili. Faillik ta'sı ile. Ve ta'it te'nisiz sakineti. Sakin ve neslik ta'sı ile. Ve ya'il fa'ileti. Ve faillik ya'sı ile. Ve nunu tevkidi. Tevkidlik nunu ile. Ve nunit tevkidi. Tevkidlik nunu ile. Ayırt edilir. Sivahuma el-hâfü kehel ve fî ve lem fi'lün muzâri'ün yelî lem keşem. Burada bunu bitirmişiz. Sırada İbn Hişam Evzahül Mesarik rahmetullahi aleyh'in ibaresi var. Faslun bir fasıl, bir konu. Yete meyyezül ismu anil fi'li vel-harfi bi-khamsi alamatin. Beş alamet ile harften ve fiilden isim ayrılır. İsim ayırt edilir. İhdaha o beş alametten birincisi nedir? El cerru cerdir. Ve leysel muradu bihi cer ile murat edilmedi. Ne? Harfel cer. Cer harfi murat edilmedi. Harfel cerri harfi cer murat edilmedi. Sebebi daha önce zaten geçmişti. Tekrar geçecek sanırım. Liennehu çünkü قَدْ يَدْخُلُ bazen o harfi cer dahil olur fil lafzi lafıza عَلَى مَا o lafız ki لَيْسَ بِسْمِنْ isim olmadı. Nahu ne gibi? عَجِبْتُ مِنْ اَنْ قُمْتَ buradaki min görüldüğü üzere fiil olmayan pardon isim olmayan bir yere bitişmiştir. بَلِ الْمُرَادُ بِهِ الْكَسْرَةُ yani cerden maksadı nedir? Kesredir. Şimdi küfellere göre ni'me memduhun manasında bir isim, bi'se de mezmum manasında bir isimdir. Buna delil olarak da harfi cerrin onlara dahil olmasını göstermişlerdir. Yani konuyla birebir alakalıdır. Harfi cer bazen fiilin başına da gelebilmektedir. Belil muradu bihi el kesratu dedik. Ondan kasıt kesredir. Elleti öyle kesre ki o yuhdisuha amilul cerri. Onu meydana getiren şey cer amilidir.
Yani cerre neden olan etkendir. Sevâun kânel âmil harfen, isterse bu amil harf olsun. Em izafeten, isterse mecrurluğu cerri gerektiren etken izafet olsun. Em tebaiyeten, isterse tabilik olsun. Durum bu şekildedir. Ve kad ic temaet fil besmeleti, besmelede toplandı. Ne toplandı? Şimdi bahsettiği şeyler, yani harf nedeniyle mecrur, izafet nedeniyle mecrur, tabiilik sonucuyla mecrur. Daha önce anlattık, bir özet geçelim. Bir harfi cerdir. İsim kelimesi harfi cerle mecrur oldu. Allah kelimesi celle celalü izafet nedeniyle mecrur oldu. Rahman ve Rahim kelimeleri ise tabiilik, yani sıfat olmalarından dolayı mecrur olmuştur. Es-saniyetu, ikincisi, yani ismi değerlerinden ayırt eden özelliklerin ikincisi nedir? Tenvinu, tenvindir. Daha önce tenvin geçti ama tenvin hakkında biraz farklı bilgi verelim. Şimdi kaç çeşit tenvin olduğu ihtilaflıdır. Yani 8 çeşit tenvin var diyenler de vardır. 1. Temkin tenvini. 2. Tenkir tenvini. 3. Mukabele tenvini. 4. İvaz tenvini. 5. Terannüm tenvini. 6. Tenvinul gali. Bu ehfeşe göre. 7. Zaruret tenvini. Münadada bulunur. 8. yani sonuncusu da şaz tenvinidir. Ha ula in kavmükedeki. Ha ula innin. İn tenvinlenmesi gibi. Es-sanetü et-tenvinu dedik. Ve o da nedir? Nunun sakinetün telhagu. Nunun bir nundur. Öğrenin ki sakinetün bitişi sakinetün sakin nundur. Telhagu bitişir, dahil olur. Hiye o sakin nun nereye bitişir? Nereye dahil olur? El-ahira sona. Şimdi sona dahil olması zeytli olduğu gibi hakiki, yedünde olduğu gibi hükmi olabilir. Yet kelimesinin son harfi ya'dır. Yedün, üç harflidir aslı. Ya hasfedilmiştir. Ehun, ebun, bunlar da aslı üç harflidir. Bunlarda da hazif söz konusudur. Lafzan la hattan, lafızca dahil olur. Hatça, yani yazı yönden dahil olmaz. Ligayri tevkidin, tekitlik manası da içermez. Se, böylece harece çıkardı bir kaydı sukunin nun. Bir kaydı sukuni, sukun kaydı ile çıkartmış olduğu neyi? En nunu fi zayfenin. Zayfenindeki nunu çıkartmış olduğu sakin kaydı ile, sakin tabirini kullanarak. Kim için olan? Liddufeyliyi. Ve ra'şenin kelimesini de dışarı atmış oldu. Onu da kenara bırakmış oldu. O da lil murte'işi, murte'iş için olan. Ve bi kaydil ahiri, ahir kelimesini kullanarak ne sağlamış oldu? Yani neye yaradı bu? En nunu fin kesara, in kesara, yen kesu, in kisarun. Buradaki nunu da dışarı bırakmış oldu, ahir diyerek. Eğer ahir kelimesi kullanılmasa ne olurdu? Yani bunda da nun var ve sakindir. Öyleyse bu da isimdir dememiz gerekirdi. Ama ne diyor? Sonda olacak diyor. İşte o yüzden bu tenvin değildir. Tenvin sayılmamıştır. Yani tenvin olabilmesi için sonda bulunması gerekiyor. Ve münkesir. Münkesirdeki nun da yine sonda değil. Dolayısıyla buradaki nun tenvin değildir. Sakin olsa bile. Ve bi kavli lafzan la hattan. Bununla da dışarıda bıraktı. En nunun lahigatu. Lahik olan nunu dışarıda bırakmış oldu. Neredeki? Ahiril kavafi. Kavafinin sonundaki nunu da dışarı bırakmış oldu. Ve se'ti ileride gelecek açıklaması. Ve bi kavli li gayri tevkidin, tekit nunu olmaksızın kaydı, yani bu kelimeyi, bu cümleyi kurarak ne sağladı? Neden kaçınmış oldu? Nunu nahvu lenes, hatta nunu nahvi lenesfa'an. Lenesfa'ndaki tekit nunundan da kurtulmuş oldu. Yani onun tenvin olarak adlandırılmaması gerektiğini ifade etmiş oldu. Öyle tezribunda öyle.
Ve tezribun ya kavm. Ve tezribin ya hindu. Bu da aynı şekilde. Ve enva'u tenvini erba'atun. Tenvinin nevileri dörttür. Ehadduha. Onun birincisi nedir? Tenvinu temkini. Temkin tenvinidir. Ke zeydin ve racülin. Zeyd ve racül de olduğu gibi. Ve faidetuhu dilaletu ala hıffetil ismi. Ala hıffetil ismi. Temekkunihi fi babil ismiyeti li keunihi lem yushbihil harfa fe yugna ve lel fi'le fe yumna'a minas sarfi. Biraz artık hızlanalım, bir saati geçtik. Esani ikincisi, yani tenvinlerin ikinci kısmı nedir? Tenvinu tenkiri, tenkir tenvinidir. Ve o tenkir tenvinin neyin nesidir? El-lahigu li-ba'zil mebniyyati, bazı mebnilere dahil olur. Li-dilaleti alet tenkir. Tenkir yani tenkirli ifade etmek için. Tenkirden kastı burada nekre tabi. Nekreli ifade etmek için. Tegul sen dersin. Sibeveyhi. Sibeveyhi dersin. İza eratta şahsen muayyenen. Eğer muayyen yani belirli bir şahsı kastettiysen sibeveyhi dersin. Sibeveyhi marife. İsmi zalik. İsmi bu olan kişiye. Ve ihi izes tezerte muhatabeke min hadisin muayyenin feyza eratte şahsen ma ismuhu sibeveyhi ev istizadeten min hadisin ma nevvente huma. Esalisu üçüncüsü, yani tenvinin üçüncü kısmı nedir? Tenvinul mukabeleti, mukabele tenvinidir ki ve o da nedir? El-lahigu li-nahvi müslimatin. Müslimatin gibi kelimelerin sonuna bitişir. Yani cem ve nesalim. Ce'luhu fi mukabeletin nuni nahvu müslimine. El-rabi'u dördüncüsü nedir? Tenvinu ta'vizi. Ne dedi? Tenvinu ta'viz. Daha önce ivaz olarak geçiyordu. Bu neyi gösteriyor? Buradaki tenvinlerin birden farklı adı olabilir. Örnek vermek gerekirse temkin tenvininde diğer adı nedir? Sarf tenvinidir. Tenvini sarf ile tenvini temkin aynı şeydirler. Tenvinu ta'vizi ve huvel lahigu li nahvi gavaşin. Tenvinu ta'viz gavaşin ve cevarin. Gavaş ve cevar gibi kelimelere bitişir. Bu tür kelimeler içindir. Tabii şimdi gavaştan maksat ne? Tüm gayri musarifler kastedilmekte burada. Ki o da nedir? Son harfi illetlidir. İlletli olması lazım. Gayri musarifin nedeni gavaşta olduğu gibi müntehel cumu olabilir. Veya alemlik ve fiil vezni olabilir. Bu müsavidir, fark etmez. Bu da ancak son harfi ya ile biten kelimede olur. Vav ile biten kelimelerde olmaz. Ne dedik? Gavaşin ve cevarin ivazan anil ya, ya'dan ivaz olarak. Ve iz veli iz fi nahvi ve midi yefrahul mu'minune. Rum 4, Rum suresi 4. ayet. İvazan anil cümletilleti ki tuzafu iz ileyha ve hazihil enva'u. Bu nevi nedir? Hazihil enva'u el-erba'atu muhtassatun bil ismi ve zade cemaatun. Yani tenvinler dört tanedir esasen diyor, isme has olan. Ama bir grup da ne yapmıştır? Eklemiştir bu dörde neyi? Tenvine tarannumi. Tarannum tenvinini de bu tenvinler arasına eklemiştir. Ve o tarannum tenvini nedir? El-lahigu lil-kavafil mutlaka. Ey elletik ahuru harfimet. Yani sonunda harf-i met olan kelimeye bitişicidir. Kek gavlihi. Egillil levme gazile vel itaben ve guli in esabtu ti. Fark etmiyor. Legad esaben el aslu el itaba ve esaba. Yani görüldüğü üzere itabenin sonunda ne var? Nun var. Esabenin sonunda da nun var. Yani tenvin var diyelim. Bunlar bu kelimelerin aslı ne ama? Esaba itabadır. Yani sonlarında harfi met vardır. Fe ci'e bit tenvini bedelen minel elifi. F
C'ye getirildi, bir tenvini tenvin ile getirildi, yani yazıldı. Neden dolayı? Bedelen minel elifi, eliften bedel olsun diye. Literkı tarannumi. Ve zâde ba'zuhum ettenvinel gâli. Bazıları da gâli tenvinini, bu dört tenvini ekledi. Ve huve ellâhigu lil kavâfi el mukayyedeti. Ziyadeten alel vezni ve min semme summiye galiyen ke gavlihi. Biraz daha sabredelim. Kâlet benâtun ammi ya Selma ve inin. Kâne fegîran mu'dilen gâlet ve inin. Vel hakku ennehumâ nûnâni zîdetâ fil vakfi. Doğru olan ise bunların vakıf halinde ziyade edilmesidir. Kema zidet nunu zayfenin. Fil vasli vel vakfi. Ve leysa minen va'id tenvini fi şeyin. Esasen onlar tenvinin nevilerinden değildir. Yani dörttür yani tenvin. Li subuti hima ma'a el. El ile birlikte subut buldukları için. Ve fil fi'li ve fil harfi ve fil hattı vel vakfi vel hasfi hima fil vasli. Ve ala haza fela yeridani ala ma nattaka ennel isme yu'rafu bit tenvini illa min ciheti ennehu yusemmihima tenvineyni emma bi i'tibar ma fi nefsil emri fela. Sıra geldi es-salis, yani ismin üçüncü özelliği olan nidaya. Es-salisetu. Üçüncüsü nedir? En-nida'u nidadır. Ve lesel muradu bihi duhule harfil nidai. Bundan maksat nida harfini dahil etmek değildir. Enne çünkü ya nedir? Tedhuru dahil olur fil lafzı lafza. Ala ma. O şey üzerine ki, o lafız üzerine ki leyse bismin, isim olmadı. Nahvu ne gibi? Ya leyte kavmide olduğu gibi. Yasin 26. Ve ela yescudu de olduğu gibi. Şimdi ela yescudu'ya baktığımızda ya'dan sonra ne var? Açıkça emri hazır var. Yani fiil var, isim yok. Fi qiraatil kisai. Kisai'nin kıraatinde durum bu şekilde, yani bu şekilde okunur. Belil muradu kevnil kelimeti münadete. Bundan kastedilen şey kelimenin münada olmasıdır. Nahmu ne gibi? Ya eyyüher raculu ve ya fulu ve ya mekramanu. Errabi'atu dördüncüsü nedir dördüncüsü? El. Eldir ama gayrul mevsuleti. Mevsulenin başkası olan eldir. Yani mevsule için gelen eli kastetmiyoruz diyor. Kel ferası vel gulami. Feras ve gulamdaki elif lamı kast ediyoruz diyor. Fe emmel mesuletü, mesule olan ele geldiğimizde fakat bazen tedhulu dahil olur. Hiye o el dahil olur. Alel muzari'i, muzari üzerine ke gavlihi. Ma ente bil hakemi turza hükümetuhu. Bunun da aslı var tabi. Şimdi buradaki turza el turza, yani ellezi turza demektir. Bu şiir beytinin aslı şudur. Ma ente bil hakemi turza hükümetuhu velel asili velazir ra'yi vel cedel demektir. Sen asaleti, görüşü, muhakeme gücü olmayan ve hakemliğine razı olunmayan birisin. Öyle bir insansın. Burada önemli olan şey turzanın başındaki elif lamın elin ellezî manasında olduğunu bilmektir. Çünkü ne diyor ibarede? Alel muzari, yani muzari üzerine elif lam dahil olur ama ellezî manasındaki elif lam dahil olur. El hamisetü, beşinci özellik, ismin beşinci özelliği, harften ayırt edici olarak beşinci özelliği nedir? El isnadu ileyhi, isnadu ileyhtir. Onun ne olduğu birazdan çıkacak ortaya. Ve orada nedir? En tensübe ileyhi ma tahsulu bihi el faidetu. Ve zalike kema fi gumtu. Gumtu'da olduğu gibi. Gumtu'daki tu kastedilmiştir.
Game fiil tu fail. Müsnedün ileyh burada muahhardır. Ve ene fi gavlike ene mümin. Buradaki ene ise nedir? Ene de durum daha farklı tabi. Ene müminündeki ene mübtedadır. Mümin ise haber olmakta. Bu örnek ile kast edilmiş olan isnad-ı ileyhin hem başta hem sonda gelebileceği gösterilmiştir. Çünkü burada nedir? Ene dediğimiz madde müsned-i ileyh mütekaddemdir. Bir önce ise müteahhar idi. Demek ki müsned-i ileyh burada olduğu gibi mütekaddem, burada olduğu gibi müteahhar olabilir. Onu göstermek için iki farklı örnek verilmiştir. Faslun, bir fasıl. Yencelil fi'lu bi erba'i alamatin, dört alamet ile fiil değerlerinden ayırt edilir. İhdaha, birincisi nedir? Ta'ul fa'ili, faillik tasıdır. Mütekellimen kâne ke gumtu. Gumtu'daki bir gumtu'da olduğu gibi mütekellim için olabilir bu. Ev veya muhataban nahve tebarakte. Tebarakte'de olduğu gibi muhatap için olabilir bu bahsettiğimiz zamir. Fark etmez yani. Es-saniyetu, ikincisi nedir? Ta-ut-te'nisi, te'nislik tasıdır. Şimdi burada tabi muhatap dedi ama diyebilirdi yani. Muhataba tası da buna dahildir. Tebarakti de buna dahil. Muhatap derken hem muhatap hem muhatabayı kastetmiş. Diğer önüne vermemiş, ibareyi uzatmak istememiş. Biz de uzatmayalım. Es-saniyetu, ikincisi nedir? Ta'u te'nisi sakineti. Sakin, te'nislik yani müenneslik tasıdır. Ke gamet. Gamet de olduğu gibi. Gamet, nasarat, ketebet geçti daha önceden. Ve ga'adet. Ga'adet de olduğu gibi. Ga'adette de aynı şey vuku bulmuş. Fe emmel muteharriketu. Muteharrik olan zamire geldiğimizde ise fe tehtessu bil ismi ke gaimetin. Gaimetinde olduğu gibi o isme mahsustur. Şimdi müenneslik tası fiillerde sakin, isimlerde ise harekeli olmakta. Ve bihateynil alameteyni rudde ala men za'me harfiyyete leyse ve ese. Şimdi leyse ve ese'yi Farisi ona tabi olanlar leysenin ma gibi olumsuzluk manası vermesinden dolayı leyseye harf demişlerdir. Küferler de esa harftir demiş. Sebep olarak lealle gibi taracci manası yani lealle ile esa bir mana vahid. Aynı manadadır. Taracci ifade eder demişlerdir. Bunlara dayanarak böyle söylemişlerdir ama sahih görüş müennestlik tahasını kabul etmelerinden dolayı ve faallik tahasını kabul etmelerinden dolayı lesye de esa ya da fiil demektir. Zaten musannif gördüğünüz gibi men zami iddia etmekten bahsediyor. Yani bir iddiadan bahsediyor. Kesin bilgi değil zaten. Yani boş demeyelim de ne diyelim. Kabul edilen görüş değildir. Sahih görüş değildir. Lestu minhum fi şeyin leyset hindun mufnihatun aset hindun en tezurana örnek olarak verilebilir. Es-salisetu, üçüncü özellik nedir? Ya'ul muhataba. Muhataba yazısıdır ki gumi. Yine ismin özelliklerini anlatıyor bize. Ve bihazihi rudde ala men gale inne hati ve ta'ale isma fi'leyni. Bunlar isimdir diyen kişiler yine red olarak gelmiş. Er-rabi'atu, dördüncüsü nedir ismin özelliği? Nunu tevkidi şiddeten ev hafifeten. Muhaffef olsun, müşeddet olsun, tekit nunu da onun özelliğidir. Fiilin özelliklerinden bahsediyorduk. Az önce ismini dedim sanırım. Fiilin özelliklerinden bahsediyoruz. Nahu ne gibi? Leyus cenenne ve leykune ve ma gavluhu. Egailunne ehzirüşşuhuda. Faslun ve yu'raful harfu bi ennehu la yahsunu. Ve harf tanınır, bilinir
بأنه لا يحسن فيه شيء من العلامات التسعي كهل ve fi ve lem gibi. Şimdi harfler üçe ayrılır. İsme ait olanlar, fiile ait olanlar ve müşterek olanlar. Genelde bu şekilde. Allame Suyuti rahmetullahi aleyh nasıl ayırmıştı? Müşterek olanlar, has olanlar. Bu şekilde de ayrım yapılabilmekte. Müşterek olanlar işte bir kısmı ismi, yani nasıl müşterek olur? İsim ile ve fiil arasında ortak olanlar. Bir de has olanlar var. O da bir kısmı isme has, bir kısmı fiile has şeklinde ayırt edilmiştir. Yani o şekilde de kategorize edilebilir, bu şekilde de yapılabilir. Ve kad uşira bihazihi musuli ila enva'il hurufi fe inne minha ma la yahtassu bil esma'i ve la bil ef'ali fe la ya'mal şey'en kehal. Hel gibi fiile de isme de mahsus olmayan harfler vardır. Ve la ya'melu şey'en, herhangi bir amelde de bulunmaz onlar. Amel de yapmazlar diyor. Tegul sen dersin hel zeydün ehuke. Hel zeydün ehuke'deki helin zeyde veya ehuke'ye bir irab yönünden katkısı, bir etkisi, bir amillik görevi söz konusu değildir. Ve hel yegumu, buradaki helin de yegumunun irabına dair bir etkisi söz konusu değildir. Yani bir amel yapmamaktadır. Buna kafiyede de değinilmişti. Ne yazıyordu? Bazısı amildir, bazısı amil değildir. Ve minha ma yahtassu bil esma'i, isimlere mahsus olan da vardır diyor. Fe ya'melu fiha, ve isimde amel de eder. Ke fi gibi. Nahu ve fil arzı ayatun. Zariyat 20. ayet bu. Zariyat suresi 20. ayetteki fi ne yapmıştır? Amel yapmıştır. Ya'melu fiha kefi. Fi el erzi. Dat harfinin esrelenmesi, mecrur olmasını fi harfi cerri sağlamıştır. Faslun, yeni bir fasıl, yeni bir alt başlık, yeni bir konu. Vel fi'lu cinsun tahtahu selasetu enva'in. Fiil bir cinstir, bir türdür. Onun altında üç tane farklı kategori vardır. Ehaduha el muzari'u. Birincisi muzari'dir. Ve alametuhu en yasluha li en yelilem. Onun alameti lemden sonra gelmesidir. Nahu lem yegum ve lem yeşem ve lem yensur lem yektub. Ve efsahu fihi fethu şini la zammuha. Doğru olan yeşem diye okumaktır. Yeşum diye değil. Ve efsahu fil mazi şemimtu bi kesril mimi la fethiha. Şemimtu diye okumak doğrudur. Şemmemtu diye okumak yanlıştır dedi. Ve innema summiye ve innema ancak summiye isimlendirildi. Muzari'en, muzari diye o kalıp, o tür isimlendirildi. Niye? Limüşabehetihi lil ismi. İsme benzediği için. Hangi isim? İsmi fail. Bunu izah kafiyeden zaten biliyoruz. Ve lihaza, zaten bunun için u'ribe mu'rep oldu. Ve stehenkat takdime, öne geçmeye hak kazandı. Fiz zikri ala ehaveyhi, kardeşlerin önüne geçmekte. Kardeşleri neydi? Mazi var, bir de emir var. Onların önüne geçmeye bu şekilde hak kazanmış oldu. Ve metahel, ne zaman dellet delalet etse, ne kelimetun kelime delalet etse ala ma'nel muzari'i, muzari manasına delalet etse ve lem tekbel kabul etmese, lemi kabul etmese fehiye, o nedir? İsmun, isimdir. Ke evveh, evveh gibi ve uffin ve uffih gibi. Bima'na eteveccu ve etezacceru. Bunlar manası da budur. Es-sani, ikincisi, yani fiilin altında bulunan nevilerden ikincisi nedir? El-mazi, fiil mazidir. Ve yetemeyyezu bi kabuli ta'il fa'ili ke tebareke ve isa ve leyse. Yani asa olsun, leysi olsun, tebareki olsun, bu ve benzeri fiillerin faillik tasını kabul etmesi mazinin alametidir, diğerlerinden ayırt edici özelliğidir. Nasartu, ketebtu, tebaraktu, fetahtu, hep o tu veya te bunlar ne olmaktadır?
mazinin alameti olmakta ve aynı zamanda tabii ki fail olmaktadırlar. Veyahut da ta-i te'nisi sakineti, sakin müennesli tası da yine mazinin alametlerindendir. Ke ni'me ve bi'se ve isa ve leyse de olduğu gibi. Ve meta her ne zaman dellet kelimetun ala manel mazi. Kelime mazi manasına delalet etse. Ve lem tekvel kabul etmese. İhdet ta'eyni. İki tane ta'yı. Fehiye o da nedir? İsmun isimdir. Ke heyhate ve şettane bir mana ba'de ve ftaraga. Es-salisu üçüncüsü. Fiilin üçüncü kısmı nedir? El-emru emirdir. Ve alametuhu en yekbele nune tevkidi ma'e dilaletihi alel emri. Onun da alameti emre delalet etmekle birlikte tekit nunu kabul edebilmesidir. Nahu gumenne. Fein şayet kabilet kabul etmese kelimetün kelime en nune nunu ve lem tedülle ve delalet etmezse alel emri emre fehi o nedir? Fi'lun fiildir. Muzari'un muzari fiildir. Nahu ne gibi? Le yusjenenne ve reykuna. Yusuf suresi 32. Ve in dellet alel emri şayet emir manasına delalet etse ve lem takbel kabul etmez en nune nunu fehi o nedir? İsmin isimdir. Ke nezali ve deraki bimana bimanen zil vedrik ve haza evle minet temsili bi sah ve hayyehel fenne fe innesmiyete huma ma'lumetun mimma tegaddeme li enne huma yakbelanin senvin. Bu şekilde dersimizin sonuna da gelmiş olduk.